28 Ekim 2018. Red Dead Redemption 2 biz oyuncularla buluştu. Oyunda Arthur ve John'un yanı sıra derinlemesine yazılmış ana karakterlerden biri de Dutch Wonderland'ti. Dutch, 1855 yılında Greta adında bir İngiliz kadın ve Philadelphia yakınlarında bir yerde yaşayan Hollandalı bir babanın çocuğu olarak dünyaya geliyor. Zaten isminden de babasının Hollandalı olduğunu anlayabiliyoruz. Babası Amerikan İç Savaşı'nda ölüyor. Babasının ölümüyle Dutch, Güneylilere karşı bir kin gütmeye başlıyor. 15 yaşında evi terk ediyor ve annesi 1881'de Blackwater'da ölüyor. Dutch ise birkaç yıl sonra amcasıyla yaşamaya başlıyor. Dutch, özgürlüğe her şeyden daha fazla değer veren bağımsız bir yaşam sürmenin hayalini kurarken, kolay bir hayat yaşamanın tek yolunun suç işlemekten geçtiği kanısına varıyor. 1870'lerin ortalarında Chicago yolunda kamp yaparken Hosea Matthews adında bir dolandırıcı ile tanışıyor. Hosea, Dutch'ı soymaya kalkıyor. Ancak Dutch da aynı şeyi yapmak istediği için birbirlerinin amacını anlayan ikili bu küçük planlarından vazgeçip kahkahalar atarak yollarına beraber devam etme kararını alıyorlar. Böylece Wonderland çetesi kurulmuş oluyor. Hikayemiz de tam bu noktada ilginçleşiyor. Dutch, halkı, kanunları ve kuralları reddederek çıkıyor bu yola. Her izlediğimiz ara sahnede de kanunu sağlamaya çalışan herkesten ne denli nefret ettiğini gözlerimizde görüyoruz. Öyle ki sırf toplumun bir parçası olmamak için yakalandıkları her yerden kaçmayı ve sonsuza dek gözden uzak yerlerde kamp yapmayı göze alıyorlar bu yolda. Bu durumda söyleyebileceğim şey Dutch'ta antisosyal kişilik bozukluğu olduğudur. Ama bir noktaya dikkat etmenizi istiyorum. Asosyal değil, antisosyal. Peki ikisinin arasındaki fark ne? Şöyle ki asosyal olan benim, belki de sizsiniz, Dutch değil. Asosyallik kendi seçimiyle içine kapanıp toplum içinde bulunmaktan haz etmeyen kişilerin karakterlerine verdiğimiz ufak bir sıfat. Antisosyallik, yani uzun adıyla antisosyal kişilik bozukluğuysa, kendi hariç diğer insanların davranışlarına, kurallarına aldırış etmeyip o kişilere karşı düşmanlık besleyen, agresif bir tutum takınan kişilerin müzdarip olduğu psikolojik bir rahatsızlık. Bu rahatsızlığın ismini halk arasında daha çok sosyopat olarak da duyabilirsiniz. Anne ve babasının ölümüne gelelim. Dutch'ın ebeveynlerine ve olası çocukluk travmalarına bakarsak onun üzerinde çok etkili şeyler olmadıklarını görebiliriz. Dutch oyun boyunca ailesinden sadece bir iki kez bahsediyor, o da ana görevlerde değil. Olur da denk gelirseniz Chapter 2'de bir random encounter olarak karşınıza çıkıyor. 100 years ago, we'd been indentured men, my people, peasants, starving in a field, someplace. My mamas were in Lincolnshire, my daddies were outside of Rotterdam. At least that's what they told me. The modern world is ugly. But the old world was worse. Our job is to make a better world for ourselves. Not go backward, but go forward. With hope and dreams. Seriously. Dutch'ın antisosyal kişilik bozukluğunu en net gösterdiği durumlardan bazıları ise ajanlar kampa geldiklerinde yüzünün aldığı ifadedir. Düzenden öylesine nefret eder ki düzenden kaçarken düzenin ve kuralların kendisini takip ettiğini gördüğünde hem öfkelenir hem de neredeyse çaresiz hissedecek boyuttadır. This thing, it's done. This place. Ain't no such thing as civilized. It's man, so in love with greed, he has forgotten himself and found only appetites. And as a consequence, that lets you take what you please, kill whom you please, and hang the rest of us? Who made you the messiah to these lost souls you've led so horribly astray? I'm nothing but a seeker, Mr. Milton. You ain't much of anything more than a killer, Mr. Vanderlind. But I came to make a deal. It's time. You come with me, and I give the rest of you 3 days to run off, disappear, and go and live like human beings someplace else. You came for me? Risk life and limb in this den of lowlifes and murderers so that they might live and love? Ain't that fine? Buna bir diğer örnek, Angelo Bronte'yi zorunda olmadığı halde öldürdüğü sahnedir. Bronte onun için kapitalist düzenin içindeki bir halkadır ve hayatı değersizdir. Aynı örneği Leviticus Cornwall'ın ölümü için de rahatlıkla verebiliriz. You kill, I kill. You rob, I rob. Only difference I can see is I choose
whom I kill and rob, and you destroy everything in your path. I've heard just about enough. I'll tell you what. You give me this ship, $10,000, and safe passage out of here, I'll let you live. You sure? Good. I prefer it this way. Dutch'in çocukluğuna dair herhangi bir travma bulgusuna rastlayamadım. Ama şu anda sesi kaydederken aklıma geldi. Oyun boyunca travmasını tetikleyen spesifik bir şey görmediğimiz için Dutch'in travması tetiklenmemiş ve bunun yüzünden gün yüzüne çıkmamış olabilir. Bu da bir ihtimal. Ben yine de kendisinde anksiyete ya da PTSD olmadığını düşünüyorum. Bununla birlikte Dutch fazlasıyla manipülatif biri. Çevresinde herhangi biri onun verdiği bir emri sorgulamaya kalktığında direkt olarak şu son zaman dilimize pelesenk olmuş şeyi yapıyor. Gaslighting. Dutch'in aldığı kararlardan ötürü sürekli bilinmezlik girdabında sürüklenen çete üyeleri kararları sorgulamaya başladığında Dutch hemen manipülasyona başvuruyor. Peki bu yaptığı manipülasyonun türü, yani gaslighting, nedir? Gaslighting, yapan kişinin karşısındaki bireyin akıl sağlığını, hafızasını ve hatta algısını sorgulayarak o kişinin kendi kararlarından, söylediklerinden ve karakterinden bile şüphe duymasını sağlayan etkili bir manipülasyon çeşididir. Dutch'in yaptığı bu manipülasyona en iyi örneklerden biri ise kendisine inanmamaya ve hayalci olduğunu düşünmeye başlayan Arthur'u daima sorgulamasıdır ve hatta Arthur'a kendini sorgulatmasıdır. Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşelidir. Dutch yaptığı şeyin farkında mıdır bilemiyorum. Ancak çete üyelerini manipüle ederken daima iyi niyetli olduğunu gerek aleni gerekse el altından belirtmeye çabalıyor. Dutch aynı zamanda kamptaki çete üyelerine yer yer alaycı ve iğneleyici de yaklaşıyor. Kendisinde paranoyanın da mevcut olduğunu düşünüyorum ancak şizofreni seviyesinde sanrılar yaşamıyor. Bir gün herkesin kendisini bırakıp gideceğine de içten içe inandığını düşünüyorum. Bunu babasının savaşa gidip dönmemesiyle bağdaştırabiliriz ama kesinlik kuramayız. Dutch'ta bir de deyim yerindeyse evlat kayırma var. Evlat kayırma diyorum, zira tüm çete üyelerine her fırsatta evladım diye sesleniyor ve bunu cümle içinde belirtmekten hiç çekinmiyor. Dutch'in manipülasyon yöntemlerinden biri de bu, yani sosyal manipülasyon. İnsanları sürekli kendisi için çok şey ifade eden varlıklar olarak tanımlayıp bunu onlara hissettiriyor. Ancak günün sonunda içten içe böbürlenip kendini övdüğünü ya da övülmek istediğini görebiliyoruz. Dutch'in evlat kayırmasına veya adaletsizliğine örnek verecek olursam, 5. bölümde Javier onlarca Guarma askeri tarafından tutuklanıp infaz edilmek üzereyken yalın ayak başı kabak halde onu kurtarmaya çalışıyor. Ancak John soygun sırasında trenden düştüğünde veya hapse girdiğinde onun için hiçbir şey yapmamayı tercih ediyor. Dutch bunlarla birlikte daima şüpheci bir tutum sergiliyor ve ne kadar herkese iyi niyetli olduğunu belirtse de ortada bir adam kayırma söz konusu. Sevdiği ve arkasından iş çevirmediğini düşündüğü kişilere iyiyken son zamanlar Arthur'la John'u her şeyin dışında tutmaya çabalıyor. Ve hatta 6. bölümde Arthur, John'u hapisten kurtardığında Dutch, John'u gördüğüne hiç de memnun olmuyor. John! What are you doing here? Good to see you too, partner. I meant I hadn't sent for you yet. I went. But I said that. Yeah, I know what you said. I felt different. Is that so? Bence Dutch, Arthur ve John'un kendisinin yoluna taş koyduğunu ve varmak istediği hedefe engel olmaya çalıştıklarını düşünüyor. Bu da sanrılarından biri diye düşünüyorum. Bunların da yanı sıra Dutch daima hayalci olan bir adam. Gerçeklikten kopuk yaşıyor ama DPDR'ın belirtilerine de tamamen sahip olmadığı için kendisine bunun teşhisini de koyamıyorum. Dutch biraz daha farklı bir hayal dünyasında. Kendisinin her şeyden üstün olduğu, ilahlaştığı ve gücünün her şeye yettiği bir dünyada yaşıyor. Kendisini çetesindeki üyeleri kurtarmak üzere gönderilmiş bir mesih olduğuna inandırmaya çalışır bir tavrı var. Buna kendi inanıyor ve çevresindekileri de inandırmaya çalışıyor. İçinde yaşadığı hayal dünyasını ve tanrı kompleksini bir araya getirirsek kendisinde patolojik narsisizm olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki nedir bu patolojik narsisizm? Narsisizm öncelikle kendini diğer insanlardan yukarıda gören kişilere denir. Bu kişiler kendilerini fazla beğenir, içinde bulundukları durumu hak etmediklerini düşünür ve herkesi küçük görürler. Narsisizm bir psikolojik rahatsızlıktır, kendini beğenmişliktir. İşin patolojik boyutunuysa şöyle açıklıyorum. Patolojik narsisizm hastaları, narsizm hastalarından daha kötü durumdadır ve işin gerçeklik boyutundan da uzaklaşıp kendilerini tanrılaştırdıkları bir hayali dünyada yaşayabilirler. Bunların da yanı sıra bu hastalar empati yoksunluğu çekebilirler. Empati yoksunluğuna örnek olarak 6. yani son bölümde Arthur'la yaşadığı şu diyaloğu örnek verebilirim. You know, the women and the children. And John and his family. I'm afraid I have to insist. I mean, we gotta let him go, because if the Pinkertons come through again, they will kill everyone. John? Insist? Yeah. Insist.
aynı zamanda sınırsız başarı ve güç ihtiyacına sahiptirler. Buna da sürekli olarak soygun yapma isteğini örnek veriyorum. Oyunun sonuna dek Dutch'ın para ve güç hırsı yüzünden onlarca insan birbirine giriyor. Onlarcası da ölüyor ve yaralanıyor. Bu kişiler aynı zamanda sürekli olarak kendilerine hayran olunmasını beklerler. Dutch'taki pohpohlanma isteğini ve sürekli bir övgü bekleyişini de bu durumda çekinmeden örnek verebilirim. Ve ek olarak bu kişiler insanlarla olan ilişkilerini çıkarlara dayatabilirler. Dutch'ın zaten çıkara dayalı olmayan ilişkisi yok diyebiliriz. Sözüm ona evladı saydığı Arthur'u bile sonuna kadar bir asker olarak kullandığını düşünüyorum. Bunların da yanında Dutch, zaman ilerledikçe öyle ben merkezli biri oluyor ki, dediğim gibi, oğlu saydığı adam Arthur, kanuna yakalandığında öylece bakıp kendi postunun derdine düşüyor. Üstüne Eagle Flies Arthur'u kurtarıp çetenin yanına dönmesine yardım ettikten sonra da çetenin gözünde itibarını korumak için bu durumu, yani Arthur'u ölüme terk ettiğini inkar ediyor. Ama insan sadece kendi gerçeğini inkar eder. Bunu yaparken de kendini kötü durumlara kurban eder. You ran away. Oh, I didn't know such thing. Don't be a fool. They could be back here any minute. We did it, gentlemen. Dutch aynı zamanda maladaptive daydreaming'den de müzdarip. Bu da demek oluyor ki bizim gerçekçi baktığımız olaylara Dutch istediği gibi yaklaşıyor. Örneğin şehrin ortasında bir banka soyup hiç kayıp vermeyeceklerini falan düşünüyor. Soygun sırasında çoğunuzun bileceği üzere Jose'ye hayatını kaybediyor. Uzun yıllar beraber yürüdüğü adamın ölümüne şahit olan Dutch iyiden iyi aklını kaybediyor. Ama verdiği kayıplar Dutch'ı bencil biri olmaktan veya hastalıklı fikirlerini sürdürmesinden alıkoyacak mı? Elbette hayır. Kendisi patolojik düzeyde bir hasta olduğundan fikirleri her geçen gün daha da uçuk bir hale gelecek. Adaya düştüklerinde masum yaşlı bir kadını öldürmesi gibi. Tekrarı düşüyor gibi görüneceğim ama evladı gördüğü Arthur'u bir köstebeğin öldürmesine izin vermesi gibi. Red Dead Redemption 1'de önüne gelen herkesi katletmesi gibi şeyler onun için sıradanlaşacak. Çünkü Dutch artık iletişim kurulabilen biri değil. Peki, şimdiye dek analiz ettiğimiz her karakterin bir kırılma noktası vardı. Nico'nun kırılma noktası savaştı. Vito'nun kırılma noktası annesinin ölümüydü. Trevor'ın kırılma noktası... Neyse, Trevor'ı boş verelim. Dutch'ın kırılma noktası neresiydi? Dutch nerede kırıldı? Dutch'ın çocukken babası öldüğünde Güneylilere duyduğu nefret, topluma duyduğu nefrete evrildi. Sonrasında yavaş yavaş çeteden sevdiği tüm insanlar eksildikçe kendisini iyi şeylerin olacağına inandıramaz oldu. En çok da Hosea'nın ve Arthur'un ölümünde yıkıldı Dutch. Arthur'a son zamanlardaki tavrı değişmiş olsa da onun için Arthur ve Hosea bir aileydi. Hem de asla sahip olamadığı bir aile. İyi şeylerin olacağına inancını kaybeden Dutch, hepimizin yaptığı ancak yaparken abartmadığı bir şey yaptı. Hayal kurdu. Dutch hayal kurdu kurmasına ama bu süreçte bir hata yaptı. Hayal ve gerçeği birbirine karıştırmıştı. Hello again, John. Hello, Dutch. We gotta stop meeting like this. Sure. I got a plan, John. You always got a plan, Dutch. This is a good one. I don't doubt it. We can't always fight nature, John. We can't fight change. We can't fight gravity. We can't fight nothing. My whole life, all I ever did was fight. Then give up, Dutch. But I can't give up, neither. I can't fight my own nature. That's a paradox, John. You see? Then I have to shoot you. When I'm gone, they'll just find another monster. They have to. Because they have to justify their wages. That's their business. Our time has passed, John. Yeah.